Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu haftaki videoda bootloader nedir, nasıl yüklenir ve bootloader yakma işlemini nasıl kolaylaştırdığımı anlatacağım. Hemen başlıyoruz. Mikro denetleyiciler genellikle programlayıcılarla programlanır. Bu programlayıcıları iki kısımda inceleyebiliriz. Harici programlayıcı, USB seri dönüştürücüler. Mikro denetleyicimizi harici programlayıcı ile programlayacaksak bootloader'a ihtiyacımız yok. Ama USB seri dönüştürücü kullanacaksak o zaman bootloader'a ihtiyacımız var. Bootloader'ın buradaki görevi USB seri dönüştürücünün mikro denetleyiciye yeni yazılım yüklemesine izin vermek. Bootloader yakma işlemi aslında oldukça basit. Birkaç tane devre elemanı ekleyerek ve Arduino'daki bir tane örneği çalıştırarak bootloader yakabiliyoruz. Bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Bir tane bootloader yakarken genellikle problem yaşamıyoruz. Ama birden fazla bootloader yakmamız gerektiğinde işler biraz karışabiliyor. Hem zaman işin içine giriyor hem de bazen mikro denetleyiciye zarar verebiliyoruz. Ben daha önce bootloader yakma işlemlerini kendi tasarladığım devre kartında yapıyordum. Ama bazen üzeri çiziliyor, bacakları eğilebiliyor ve hatta bacakların koptuğu oluyordu. Bu sorunun önüne geçmek için kendime Arduino Bootloader Shield tasarladım. Daha önce yeşil, mavi, kırmızı ve siyah kart denediğim için PCBWay'de bu sefer sarı rengi de test etmek istedim. O yüzden sarı renk seçip sipariş verdim. Siparişim 7 günde elime ulaştı DHL'le. 10 tane sipariş vermiştim. Yine bir tane fazla göndermişler. Genellikle bir tane fazla gönderiyorlar. Kart tam tasarladığım gibi geldi. Arduino Uno boyutunda. Rengini karşılaştırmak için Arduino Uno klonu olan diğer bir sarı kartı koydum yanına. Aslında rengi tam sarıya da benzemiyor. Biraz turuncuyu andırıyor. Yani bunu merak ediyordum. Sarısı nasıl olacak diye. Pinler gayet güzel gözüküyor. 16 MHz yazısı gayet güzel. 5 volt, 3 volt gibi aşağıdaki yazıları çok küçük yapmıştım. Böyle olmasını bekliyordum. O yüzden biraz karmaşık gibi gözüküyor. Atmega 328 yazısı güzel. Arduino haber logosunu çok büyükten küçülttüğüm için biraz pürüzlü çıkmış. Aslında onu biraz daha küçük kaydedip yükleseydim daha iyi olabilirdi. Yollar gayet güzel gözüküyor. Ben genellikle bir devre kartı elime geçtiği zaman en azından 5 volt toprak gibi ana akımların geçtiği yerleri multimetre ile kontrol ediyorum. Bir kısa devre var mı diye. TS100'ümü başlatıyorum. Bu arada havya ve diğer kullandığım bütün malzemelerin linklerini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Şimdi devre kartımıza biraz daha yakınlaşalım ve lehimlemeye başlayalım. Dirençlerin lehimleme işlemi bitti. Şimdi sıra 22 pikofaradlık kondansatörler ve 16 MHz'lik kristaldi. Bootloader yakarken her zaman her şey yolunda gitmeyebiliyor. Eğer bir hatayla karşılaşırsam hatanın ne olduğu konusunda bana fikir verebilecek ledleri lehimleyerek devam ediyorum. Bu devrede işimi belki en çok kolaylaştıracak devre elemanı 28 pinlik ZIF soket. Bu ZIF soket sayesinde Atmega 328 mikro denetleyicilerini artık kırmadan, dökmeden, çizmeden ve çok daha hızlı bir şekilde bootloader'larını yakabileceğim. ZIF soketimin pinleri kargoda eğilmiş. Bu tip çok pinli komponentlerin pinleri eğikse bunları düzeltmek için çok basit bir yöntem var. Header'ları lehimlemek için çok sevdiğim SIM900 GSM Shield'dan faydalanacağım.
Haberduino Bootloader Shield'ın lehimleme işlemi tamamlandı. Ama şimdi kullanıma geçmeden önce sizlerle paylaşmak istediğim bir konu var. Arduino Haber, İTÜ Robot Olimpiyatları tarafından ülkemizde robotiği en başarılı şekilde tanıtan sosyal medya hesabı olarak aday gösterildi ve finale kaldı. Siz de Arduino Haber'in ülkemizde robotiği en başarılı şekilde tanıtan kanal olduğuna inanıyorsanız aşağıdaki linke tıklayarak bana oy verirseniz beni çok mutlu edersiniz. Şimdi Haberduino Bootloader Shield'ın kullanımıyla devam edelim. Sebebini araştırmadım ama MacBook'ta bootloader yakma işlemini yıllardır yapamıyorum. O yüzden bootloader yakmak için en sevdiğim Windows bilgisayarı olan LaTeX'i kullanacağım. Arduino tarafında işler oldukça basit. Örnekler kısmından Arduino ISP'yi seçiyoruz. Tools kısmından Arduino Uno'yu seçiyoruz. Bu programlayıcı olan Arduino için seçtik. COM port'u seçtikten sonra AVR ISP MK2'yi seçiyoruz. Arduino ISP yazılımı Arduino Uno'muza yüklendi. Arduino Uno bootloader yükleyeceğimiz için Arduino Uno seçiyoruz. COM port'u değiştirmiyoruz. Programlayıcı olarak Arduino as ISP'yi seçiyoruz. Burası çok önemli. Araçlar kısmına girdikten sonra Burn Bootloader dediğimizde her şey yolunda giderse bootloader yakma işlemi başarılı bir şekilde gerçekleşiyor. Fazladan eklediğim ledler sayesinde de bootloader yakma işleminin hangi aşamada olduğunu görebiliyorum. Şimdiden 3-4 tane Atmega 328'in bootloader'ını yaktım bile. Blink yazılımına yüklü olan Atmega 328P'yi tek başına çalıştırıyorum. 2 tane kondansatör, 1 tane kristal, 1 tane direnç ve 1 tane led ile bu işi yapabiliriz. 5 voltu verdiğim an Blink yazılımı çalışmaya başlıyor. Bu kartın bana kattıklarına gelecek olursak. Aslında 1-2 tane Atmega 328P bootloader yakacaksak böyle bir şeye gerçekten ihtiyacımız yok. Breadboard'un üzerinde bile bu işlemi yapabiliriz. Ama benim gibi proje üreten bir insansanız böyle bir şeye ihtiyaç duyduğumuz zamanlar olabiliyor. 10 tane, 20 tane, 30 tane bootloader yakacağımız zaman söküp takarken kaybettiğimiz zamanın ötesinde bazen bu entegreye zarar da verebiliyoruz. O yüzden bu bootloader shield bazı işlerimi kolaylaştıracağı gibi zaman tasarrufu da sağlayacak. Ama ben bunu sadece müşterilerim için kullanmayacağım. Çok yakın zamanda TürkDüino çekilişi yapacağını söylemiştim. TürkDüino çekilişi yaparken de bunun üzerindeki Atmega 328P'leri yine bootloader shield'la programlayacağım. Haftaya yepyeni bir projede görüşmek üzere. Hoşçakalın.